online satış mağazası Beard Market, Chico TV Türk kanalları ve CSL Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 1 Nisan Cuma. Otoyol geçiş ücretlerinde 57 bin dolarlık sistem hatası. Otoyol geçişlerinde yaşanan sistem hatası nedeniyle 57 bin dolarlık geçiş ücreti ödeyen kamyon şoförü, Transport for New South Wales'in geri ödemeyi kredi yöntemiyle gerçekleştirme girişimini kınadı. Kamyon şoförü Jason Clayton, sistemde yaşanan karışıklık üzerine yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Talihsiz olay üzerine otoyol geçiş hesabını devre dışı bırakan Clayton, Transport New South Wales'den kendisine nakit ödeme yapmasını talep etti. Şimdiye kadar sistem hatası nedeniyle 45 bin etol kullanıcısının yüksek miktarlarda otoyol geçiş ücreti ödediği biliniyor. New South Wales'de sivrisinek virüsüne kırmızı kod uyarısı. Sel felaketi sonrası New South Wales'deki sivrisineklerde yorgunluğa, eklem ağrısına ve kızarıklığa neden olduğu bilinen Ross River virüsüne rastlandı. Virüs pazartesi günü Northern Beaches'teki Narebin Lagoon'unda sivrisinek tükürüğü toplamak için bölgede faaliyet gösteren bir gözetim programı aracılığıyla tespit edildi. Northern Rivers Yerel Sağlık İdaresi, şiddetli yağmur ve fırtınaların sivrisinek kaynaklı virüsler için ideal üreme alanı oluşturduğunu belirterek, bölge sakinlerine mümkün olduğunca sivrisinek ısırığına maruz kalmamaları konusunda uyardı. En ucuz şehir belli oldu. Güncel verilere göre Newcastle, Avustralya ve Yeni Zelanda'da satın alma gücünün en yüksek, yaşam maliyetinin ise en düşük olduğu şehir seçildi. Sigorta şirketi Budget Direct, yaşam maliyetinin en düşük seviyelerde olduğu şehirleri tespit etmek üzere ulaşım, kamu hizmetleri ve kira gibi temel harcamaları ortalama maaş üzerinden karşılaştırarak bir şehir listesi hazırladı. Listede Newcastle aylık ortalama 5635 dolar maaş ve 3764 dolarlık ortalama yaşam maliyetiyle satın alma gücü en yüksek şehir olarak belirlendi. Darwin ve Perth ile devam eden listenin sonunda ise Yeni Zelanda'nın Auckland şehri yer alıyor. Avustralya'dan Ukrayna'ya zırhlı araç tedariği. Başbakan Scott Morrison, Avustralya'nın Ukrayna'ya Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından talep edilen zırhlı araçları tedarik edeceği iddialarını doğruladı. Perşembe gecesi Avustralya parlamentosunda konuşan Zelenski, ülkesinde gerçekleşen yoğun çatışmalarda kullanmak üzere federal hükümetten Avustralya menşeli Bushmaster zırhlı araçların kendilerine tedarik edilmesini talep etti. Cuma günü Sydney'in batısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Morrison, Avustralya'nın Ukrayna için daha fazla askeri yardımda bulunacağını duyurdu. Solomon Adaları'ndaki Çin askeri üssü Avustralya için ne anlama gelecek? Avustralya, kısa süre önce Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzalayan Çin'in savaş gemilerini adaya yerleştirme tehdidiyle karşı karşıya. Avustralya Savunma Kuvvetleri'nden üst düzey komutanlar ve güvenlik uzmanları, Solomon Adaları'nın Çin ile güvenlik anlaşması imzalamasının ardından sınır içi ve ötesi askeri operasyonların geliştirileceğine dair sinyaller verdi. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nden Dr. Davis, federal seçim sonrası yeni hükümetin değişen güvenlik ortamında söz sahibi olabilmek için Doğu Kıyı şeridindeki askeri yeterliliği sağlamakta yükümlü olacağını bildirdi. Çin'den Avustralya'ya iç işlerimize karışma uyarısı. Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in Avustralya'nın sözde Çin askeri tehdidi teorisine ilişkin beklenti yaratmaya yönelik kasıtlı girişimini esefle karşıladıklarını ve buna şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. Avustralya tarafının Tayvan sorunuyla ilgili yaptığı yanlış açıklamaların son derece tehlikeli olduğuna işaret eden bu vesileyle Avustralya tarafını Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu, Tayvan'la ilgili işlerin Çin'in iç işleri olduğu ve bu konuda dış müdahaleye izin verilmeyeceği konusunda uyarıyoruz dedi. Güncel döviz kuru ise şöyle: 1 Avustralya doları 10 lira 98 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde yarın için tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 17, Sydney 22, Melbourne 19, Adelaide 23, Brisbane 28, Perth 31, Darwin 34, Hobart 17 derece olması bekleniyor. Değerli izleyicilerimiz, günlük haber bültenlerimize bir aylık ara veriyoruz. Ramazan ayı sonrası yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.